TeknoMap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Realme Band akıllı bilekliğinin kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Realme Band, Realme'nin uygun fiyatlı akıllı bilekliği diyebiliriz. Piyasada 100 TL ile 130 TL arasında rahatlıkla bulunabiliyor. Kutusunu açmadan önce hemen özelliklerine bir bakacak olursak. Renkli bir ekranı var. 160x80 piksel çözünürlüğünde. Uygulamalara ait bildirimleri akıllı bileklik üzerinden görebiliyoruz. Anlık bir şekilde nabız takibi yapabiliyor. Spor aktivitelerini takip edebiliyoruz. Kablosuz bir şarj mekanizması var. Bunu da birazdan göstereceğim. IP68 sertifikası var. Suya ve tozaya dayanıklı. Yani su altında da rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şimdi kutu açılımımızı yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Kutudan oldukça detaylı Türkçe bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Kullanmadan önce bunu okumakta açıkçası fayda var. Ve bilekliğin kendisi çıkıyor. Bismillah diyerek kaldıralım. İlk intiba olarak oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. Özellikle aldığımız 100 TL'lik fiyatını baz alırsak fiyatına göre oldukça şık bir ürün. Elimizdeki yeşil renkli modeli ilave olarak siyah ve turuncu şeklinde iki adet daha renk seçeneği bulunuyor. Bilekliğe bakacak olursak bileklikte herhangi bir fiziksel buton yok. Bu ön tarafta dokunmatik bir buton var ve bu buton yardımıyla kullanacağız bilekliği. Hemen alt kısımda sensörler var. Kordonu ne çok sert ne çok yumuşak, orta karar diyebilirim. Yine fiyatını baz alacak olursak, fiyatına göre makul bir kordon kalitesi var. Akıllı bileklik ilk kutudan çıktığı zaman çalışmıyor. Çalıştırmak için öncelikle şarj etmemiz lazım. Şarj için ekstra bir aparat çıkmıyor. Şarj etmek için buradaki USB gösterilen taraftan bilekliğin kordonunu aşağı doğru bastırarak çektiğimiz zaman biraz zor çıkıyor. Buradaki USB şarj kısmı çıkıyor ve buradan şarj ediyoruz. Bunun için bilgisayarımızı ya da cep telefonumuzun şarj adaptörlerini kullanabiliriz. Şimdi şarj ederek saati aktive edeceğiz. Direkt takar takmaz zaten gördüğünüz gibi saat açıldı. Ve artık saati aslında şu anda kullanabiliriz. Yani şarj olmasını beklememize gerek yok. Artık kordonu geri takabiliriz. Kordonu çıkartıp sökmek biraz zor açıkçası. Yani bu şekilde bir şarj mekanizması çok kullanışlı gelmedi bana. Bu arada şarjının 10 gün gittiği söyleniyor. Yani çok sık şarj etmeyeceğiz. Fakat yine de buradan çıkartmak gerçekten biraz uğraştırıyor zamanla burası belki yıpranabilir, aşınabilir. Bilekliğin ekranı dokunmatik değil. Yani sağa sola kaydırarak menüler arasında geçiş yapabilmemiz mümkün değil. Menüler arasında dolaşmak için bu alttaki dokunmatik yüzeyi kullanıyoruz. Her dokunduğumuz zaman bir sonraki menüye atlıyor. Herhangi bir menünün içine girmek istiyorsak buradaki butona basılı tutuyoruz ve daha sonra dokunarak yine o menü içerisindeki maddelere geçiş yapabiliyoruz saatin kurulumunu yapmadığımız için yani telefonla işleştirmediğimiz için şu anda menüler İngilizce telefonla işleştirdikten sonra Türkçe olarak kullanabiliyoruz. koşu, kriket, yoga için bu şekilde egzersiz seçenekleri var. Bu şekilde kronometresi bulunuyor. Telefonumuza bağladığımız zaman telefonumuzdaki müzikleri kontrol edebiliyoruz. Bunu telefona bağladığımız zaman göstermeye çalışacağım. Saatin ana ekranında ise yukarıda şarj yüzdesini, bluetooth bağlantısı olup olmadığını, saati ve tarihi görüyoruz. Telefonla eşleştirmek için telefonu öncelikle Realme Link uygulamasını yüklemek gerekiyor. Daha sonra buradan artı diyerek akıllı bileklikle eşleştireceğiz. Evet eşleştirmeyi tamamladık. Telefonla işleştirdik. Artık hemen buradan bilekliğin detayına gidebiliyoruz. Detayına gittiğimiz zaman hemen burada bileklikten alınan verileri raporlayabilmemiz mümkün oluyor. En üstte bilekliğin şarj durumunu gösteriyor ve hemen buradaki ayarlar butonuna basarak bilekliğin ayarlar kısmına geçebiliyoruz. Ayarlar bölümüne girdiğimiz zaman en üstte fez galeri var. Fez galeriye geldiğimiz zaman buradan Akıllı bilekliğin kadranını değiştirebilmemiz mümkün. Sınırlı da olsa kadran seçenekleri mevcut. Hemen buradan istediğimiz kadranı seçerek akıllı bilekliğe yüklüyoruz. Kadran sadece uygulama üzerinden değiştirilebiliyor. Yani akıllı bileklik üzerinden kadran değiştirebilmemiz mümkün değil. Hemen bir altında arama anım satıcısı var. Bu ayarı aktive ettiğimiz zaman herhangi bir çağrı geldiği zaman akıllı bileklik üzerinden bu çağrıyı görebiliyoruz. Ve gerekirse sessize alabiliyoruz. Bunu biraz sonra göstermeye çalışacağım. Bildirimler kısmına geldiğimiz zaman bildirimleri aktif ederek hangi uygulamalardan bildirimin akıllı bilekliğe gideceğini söylüyoruz. Ve örneğin bir WhatsApp'tan bildirim geldiği zaman bunu akıllı bileklik üzerinden görebilmemiz mümkün oluyor. Bunu da birazdan göstereceğim örneğine. Kalkma anımsat satıcısına geldiğimiz zaman belli bir süre hareketsiz kaldığımızda saatin bizi uyarmasını buradan sağlayabiliyoruz. Su anımsatıcısıyla belirli periyotlarda örneğin bir saat aralıkla bizim su içmemiz noktasında bize hatırlatmada bulunabiliyor alarm kurabiliyoruz. Hemen bir tane örnek kuralım. Alarmı sadece uygulama üzerinden kurabiliyoruz bu arada. Vakti geldiği zaman bu şekilde titreyerek uyarıyor. durdurmak için buradaki butona basabiliriz. Evet bunun dışında 24 saat nabız takibi, rahatsız etme ya da parlaklık ayarları gibi seçenekler mevcut. Bunların çok fazla detayına girmeyeceğim videoyu uzatmamak adına. © bf Adım sayarken biraz geriden takip ediyor. Yani anlık bir şekilde adımlarımızı göstermiyor. Ortalama %70 civarında bir doğruluk payı var gördüğüm kadarıyla. Yani tam stabil bir şekilde adımlarımızı sayamayabiliyor. Evet genel olarak değerlendirecek olursak 100 TL'lik fiyatına göre oldukça makul bir cihaz diyebilirim. Daha önce kanalımızda incelemesini yaptığımız aynı fiyat bandındaki Huawei Band 3e'ye göre çok daha gelişmiş bir cihaz. Ve onunla kıyaslarsak daha iyi bir seçenek olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.